Sevgili Ceyhanlı komşularım, değerli Adanalı hemşerilerim, kıymetli yurttaşlarımız, acı bir gerçeği sizlere anlatmak zorundayım. Halka hizmet, hakka hizmettir. Vatanını en çok seven, işini en iyi yapandır. Anlayışıyla gece gündüz demeden, yılgınlık ve yorgunluk bilmeden can havliyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu zorlu mücadelemizde ne yazık ki bazen çeşitli engellerle de karşılaşıyoruz. Belediye meclisimizde bunun bir örneği yaşandı. Biz her zaman emeğin ve emekçinin yanında olduk. Emek yüce bir değerdir. Bu doğrultuda belediyemizde EYT kapsamında emekli olacak çalışanlarımızın mağdur olmaması adına bir talebimiz oldu. Cumhurbaşkanlığı genelgesi doğrultusunda tüm emektar çalışanlarımızın 6 ay süreli deprem tazminatını ödeyebilmek için borçlanma yetkisi istedik. Sanki suç, sanki günah işledik. 7 benzemez bir oldu, belediye meclisinde oldukça haklı bir talebimize duvar ördüler, engel oldular. Belediyemizde çalışma barışının korunması, halkçı hizmetlerimizin kesintisiz sürmesi, emek ve özgürlük kapsamında hakların verilmesi için kimse önümüzde duramaz. Biz şanlı hizmet bayrağını Ceyhanlı'nın gönlüne taşımış, onlardan aldığımız güç ve destekle yolumuza durmadan devam etmenin onurunu yaşıyoruz. Kim coşkun akan hizmet selinin önünde durabilir? Herkes işine bakacak. Biz çalışmalarımızı aralıksız sürdürüp destan yazmaya devam edeceğiz. Boyun eğmek yok, yılgınlık yok. İşimiz hizmet, gücümüz millet.